AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş dün Kayseri'nin yerel televizyon kanalı olan TV1'de bir programa konuk oldu ve şunları söyledi. Şu an AK Parti'ye bir kırgınlık bir kızgınlık var. Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı niye böyle diyenler var itirafında bulunmuştu. Biliyorsunuz bugüne kadar AKP ekonomik sıkıntıları dış güçler diyerek bertaraf ediyordu. Vatandaşın büyük bir bölümü de televizyon kanallarında gazetelerde yer alan bu açıklamalara inanıyordu, eleştirmiyordu, sorgulamıyordu. Ancak artık bizzat vatandaş AKP'yi eleştirmeye başladı. Hele AKP tabanı fokur fokur kaynıyor. Erdoğan'ın eski doktoru ve AKP'li eski milletvekili Turhan Şömez ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Mustafa Elitaş'a yanıt verdi. Kırgınlık, kızgınlık olsa öpün başınıza koyun. Öfke patlaması var. Bindirilmiş kıtalara değil Sindirilmiş kalabalığa bakın, bir devir kapanıyor, az kaldı. Ben yine söylüyorum, muhalefet erken seçim istemeyi bir kenara bıraksın. Bir sene önce erken seçim yapılmış olsaydı, AKP %40'lardaydı. Şu anda AKP %30'lara düşmüş durumda. Her geçen gün AKP'nin oyu eriyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 12 anketin ortalamasına bakıldığında, MHP desteğine rağmen bile ilk turda AKP artık seçimi kazanamıyor. Bir devir gerçekten kapanıyor muhalefetin güçlü ve doğru bir aday çıkarması durumunda yapılacak ilk seçimde AKP'nin ana muhalefet partisi olarak yoluna devam etmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Bunu bir dönem Erdoğan'ın en yakınında olan isimlerden Turhan Çömez bile söylüyor. Bırakın siyasi gözlemcileri, anketçileri. AKP tabanında bile fokur fokur böyle eleştiriler artıyor. Bu seçimi bir sene sonra yapacak olsunlar, oy oranları belki de %30'un bile altına düşecek.